Biz Bisiklet İnisiyatifi ekibiyiz. İnsanların fiziksel olarak aktif olduğu, çevreye duyarlı, yaşanabilir yerlere inanıyoruz. Bu yüzden bisiklet kullanımını arttırmak için çalışıyoruz. Bisiklet sağlıklı, sosyal, çevreci, ekonomik, eğlenceli ve basit ulaşım aracıdır. Bu programda Antalya kale içini bisikletle geziyor ve kale içi esnafının görüşlerini alıyoruz. Bu sene güzel turist var. Yani işte Belçikalısı geliyor, İngiliz'i geliyor, Alman'ı geliyor, Danimarkalısı, Finlandiyalısı. Daha çok yabancı müşterilerimiz tabii, mi oluyor? Tabii, aynen. Bizim hep peki yabancı. Aralarındaki fark ne? Türk müşterilerle yabancı müşteri arasında. Ya Türk müşteriler bir yere gittiği zaman siz de biliyorsunuz, ay hatıra bir magnet alayım. Yani bir magnetten küçük ne kazanacaksın? Ay, küçük bir şey. Ama turist öyle değil. Turist geldiği zaman hani bize özgü bir şeyleri götürmek istiyor. Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye has bir şeyler götüreyim. Yani burayı anımsatsın diye. O şekilde alışveriş yapıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Çok güzel. Şu aralar yani tam yoğun diyemeyiz. Hani gelen turistlerin yani euro ve dolar bazında baktığımız zaman ne kadar yüksek olursa olsun ama bir alım güçlerinin düştüğünü, hani bir dışarıya çıkmasının güçleştiğini görebiliyoruz. Bunun nedeni çünkü bütün Antalya ve çevresinde all inclusive otellerin açılması. Yani şu anda 11 dolara, 20 dolara hem sınırsız içecek, sınırsız yemek, kalacak yer dahil, gidiş dönüş uçak biletleri dahil çok komik bir rakamlara insanlar buraya tatile geliyor. Gelen insanların ya yani bu fiyata geldiğinde de dışarıdaki alım gücü azalıyor. Dışarı çıkma şekli azalıyor. Onun dışında yani ne bileyim alışverişten ve diğer genel tarihi yerleri gezme konusunda evet insanlar hani buraya Türkiye'ye, Antalya'ya, bu bölgeye gelmek istiyorlar. Ama ne kadar bu kadar çok otel olursa hani aslında bunu biz kendimize zarar yapıyoruz. Hani eskiden mesela bilirsiniz yarım pansiyonlar vardı. Yarım pansiyon butik otelleri vardı. İnsanlar gelirdi. Ülkeye bir döviz bırakımı vardı. Döviz bırakılırdı. Çünkü adam niye? Sadece gündüz kahvaltısını yapardı. Akşam, öğle yemeği ve akşam yemeği yoktu. Çıkardı. Sağdaki dönerciye giderdi, Adanacı'ya giderdi. Ne bileyim kale içinde gezerdi, birkaç yerle tanışırdı, bir yerlerde otururdu. Yani ülkeye bir yatırım konusunda iyiydi. Ama bu all inclusive oteller niye böyle bir şey yaptılar? Onun hiçbir fikrimiz yok. Yani 5000 yataklı, 10.000 yataklı hani bunlara gerek yoktu bence. Yine eskisi gibi böyle hani eskiyi tanıtan, tarihi yerlerin olması, butik oteller, dağ evleri, bunun gibi küçük küçük yerler olsa bence daha iyi olurdu. Şimdi kale içinde görüyorum ki yollar daracık. Çok dar yollar ama araçların da çok sık bir şekilde park edildiğini görüyorum. Size bir sıkıntı yaratmıyor mu? Yaratmaz mı? Yani parktan ziyade geçen araçlar da bize çok sıkıntı yaratıyor. Yukarıdan aşağı trafik tamam eyvallah. Bir de ters yönden gelenler var. Yürüyelim. Onlar da çok bizi zora sokuyor. Bir müşteri yanaşıyor vitrininize. Araç gelince müşteri kaçarak gidiyor. Yani bunun için belediyeye, valiliğe hep müracaat ettik. Ama hiçbir sonuç alamadık ne yazık ki. Ne yapmamız lazım? CİMER'e mi yazmak lazım? Ne yapmak lazım bilemiyorum yani sonuç almak için. Yani böyle. Zor peki, trafik. Peki hiç mi tedbir alınmadı? Hani Yani bir zamanlar bir buggy koydular turistleri otellerine götürmek için kale kapısına araç girmemesi için. O buggylerle işte 3-5 ay gelen müşteriler taşındı otellerine. Ondan sonra o da bitti. Yine taksiler devam. Öyle. Evet. Bu yollar aslında bisiklete uygun. Yani Yani evet motorlu araç girmemesi lazım. Motorlu araçtan ziyade bisiklete uygun yollar. Evet. Öyle bir şey olsa bisikletli değil mi sizin fikriniz aynen. Nasıl? Aynen tabii daha ki rahat daha rahat olmaz olur. Mı? Tabii ki daha rahat olur. Zaten geçiyor bazen gençler yani hoşumuza gidiyor. Ama motorlu araç girmemesi hakikaten çok önemli. Zaten çok daracık sokaklar. Evet. İki insan evet. yan yana yürürken bile zorlanıyor. Evet. Bisikletliler olsa çok güzel olur. Olacak evet. Burada. İnşallah programımıza da uygun olur. Bizim için de iyi olur. Seviniriz yani. Evet, buraya bisikletle gelenler oluyor ve ama şöyle bir olay var. Yani kale içinin yolları gerçekten tarihi eser ve çok hani yeniden yapılandırılması gereken çok caddesi var. Mesela çok taşların kırık, aralarının açık. Bu bisikletçiler için yani mesela zarar. Jantlarının yamulması demek, ne bileyim işte tekerlerinin patlaması demek, yolda kalması demek. Yani tekrar bir bakımdan geçirmesi lazım komple bütün caddelerini. Yani buraya şeyler giriyoruz.
daracık sokaklarda arabalar geliyor, VIP arabalar. Evet. Böyle bir kişi iki kişi almak için ara sokaklarda geliyor. Peki buradan arabanın geçmesi mantıklı mı? Arabaların geçmesi şart. Mantıklı değil, şart. Hani çünkü burada hani yaşlılar oluyor, insanlar oluyor, taksiler oluyor. Bu yüzden şart yani hani. Ama yani kale içi. Ama şart işte. Sorun zaten kale içi olması. Yani bu yollarda yürünemiyor olması. İnsanların topuklu ayakkabıyla gelip o küçücük taşların arasında ayakkabılarının parçalanması. Bu yüzden araçların kesinlikle şart olarak girmesi lazım. Evet, hatta bütün sokaklarına girmesi lazım. Bisiklete gezi diyor işte, her yere bisiklete gidebiliyor. Evet, rast. Avrupa'da tüm tarihi yerlerde araç girişi yok. Bisiklet. Yani evet, hani olan yerler var ama bu kadar hani bizim kale içi, yani eski bir şehir biliyorsunuz, eski bir Old Town diyorlar. Ve buraların sokakları hani o kadar da dar değil. Ana caddeleri var, bazı caddeleri. Ve buradan iki araçlar falan, büyük araçlar falan hepsi girebiliyor. Çünkü burada bir sürü otel var ve buraya sürekli bir ürün getirilmesi gerekiyor. Yani düşünsenize, siz 50 kilo et alacaksınız. O 50 kilo eti kale içinin dışından taşıyarak getireceksiniz. Nasıl getireceksiniz mesela? Kaç kişiyle getireceksiniz ya da? Şimdi araç girmemesi bisikletçiler için tamam, mantıklı. Ama bu tarz yönlerini düşündükten sonra o bisikletle taşıyamazsın 50 kilo eti. Çözümü yapılmış. Hepsinin çözümü belli saatlerde. Evet, mesela kale içinin, tabii kale içinde mesela gündüz saat 12'den önce bütün büyük araçlar girer. 12'den sonra saat 6'ya 7'ye kadar küçük araçlar girer ve ondan sonra araç alınmaz. Sadece taksi alınır. Yani saat 7'den sonra filan mesela bisikletçiler kale içinde gezebilir. Ama bu sayede çok insan olacağı için gezilecek bir alan bisikletle değil. O zaman yürüyelim. Yürümek evet, her zaman daha iyidir. Tamam. Evet. Tamam. Mesela. Ben de böyle diyor zaten. Hiçbir şeye gerek yok diyor. Hiçbir şeye gerek yok aynen. Yürümek, doğayı tanımak, keşfetmek, bazı yerde durmak, dinlenmek. Hani bisikleti taşımak değil de bisiklet kendiniz olup her yere kendinizin gitmesi lazım. Gereken bence bu. Kale içinden pedallayarak Konyaaltı'na kolayca ulaşabilirsiniz. Konyaaltı plajında yapılan düzenlemeler sayesinde uzun ve keyifli bir bisiklet yolu sizi bekliyor. Konyaaltı, Antalya'nın sahip olduğu en güzel plajlardan bir tanesi. Türkiye'nin en uzun plajlarından biri olma özelliğine sahip olmasının yanı sıra çevresinde çok sayıda otel bulunuyor. Sadece yüzmek için değil, yürüyüş ve bisiklet için de uygun alanlara sahip. Konyaaltı sahil şeridi 7 kilometre uzunluğunda kumsal ve çakıllardan oluşan bir sahile sahip. Halk plajı olma özelliği göstermesinin yanı sıra mavi bayrağa sahip ender plajlardan bir tanesi. Plajın çevresinde yemek yiyebileceğiniz büfeler ve restoranlar yer alıyor. Turizm sektöründeki son gelişmeler incelendiğinde turizm ile bisiklet arasındaki ilişkinin gittikçe geliştiği görülmektedir. Çevreye duyarlı, yerel katılımı sağlayan, kültürel mirasın yeniden canlanmasına katkı sunan bir etkinlik şekli olmasından dolayı özellikle turistik bölgelerde sürdürülebilir turizmin gelişmesi için bisiklet önemli bir fırsattır. Bizce bisiklet, bulunduğumuz yerin tüm çevresel şartlarına temas etme becerisi kazandıran yegane araçtır. Bisiklet gezileri, hayata farklı bakış için harika bir yoldur. Bisiklet, bir bölgeyi dolaşabileceğiniz en ideal araçtır. Bisikletle seyahat ettiğiniz her seferinde tam da hayatın içine doğru bir maceraya çıkarsınız. Yoldaki detayları yakalarsınız, araba içinde fark edemediğiniz daha bir sürü şeyle karşılaşırsınız. Bisiklet özgürlüktür. Bisiklet sürme koşullarını iyileştirmek ve bisiklet kullananların sayısını arttırmak için mücadele ediyoruz. Sürdürülebilir, en sağlıklı ve sosyal ulaşım aracı olan bisikletle, birlikte yaşanabilir daha temiz şehirlerde bisikletli mutlu insanların sayısını arttırarak tüm dünyada büyük değişim ve dönüşüm içerisinde olabiliriz. Bisiklet inisiyatifi zincirinin bir halkası da sen olabilirsin.